Bugün konuğumuz Ford'un küçük sınıftaki crossover. Daha öncesinde bir küçük hatchback'ti, sportif bir hatchback, normal bir hatchback değildi. Fiesta'nın farklı bir sürümüydü aslında bakarsanız yıllar öncesinde. O zamanlar Opel Tigra vardı mesela, çok popüler bir otomobildi. Ve onun rakibi olarak doğrudan Puma isimli bir model tanıtılmıştı. O tarihin tozlu sayfalarına gömüldü yıllar önce. Devamı gelmedi çünkü öyle bir talep oluşmadı ondan sonrasında. Ama bugün küçük sınıfta ya da daha doğrusu yerden yüksek her şeye talep var ve yerden yüksek bir şeyler üretmek için de firmalar yaratıcılıklarını birazcık zorluyorlar. Bu zorlamaların bir eseri olarak da Ford Puma tekrar hayata döndü. Yine kupevari bir formla birlikte geldi. Yine sportifliğe vurgu yapan bir otomobil Puma. Yani aslına bakarsanız ilk nesil Puma'nın mirasını devam ettiriyor diyebiliriz. Ama bu sefer arka kapıları var, kocaman bir bagajı var, daha fazla kullanışlığı var ve biraz daha yerden yüksek bir araç olarak ortaya çıktı. Puma aynı zamanda Ford'un ilerleyen dönemde binek araçlardan toptan vazgeçip yerden yüksek araçlara odaklanma politikasının da parçalarından bir tanesi. Bu sınıfta Ford'un ikinci bir modeli daha var. EcoSport. O ne olacak derseniz Ford henüz onun geleceğini açıklamadı. Çünkü EcoSport aslına bakarsanız tam bildiğimiz yerden yükseltilmiş hatchbacklerden bir tanesi değil. Bayağı bildiğiniz bir SUV aslında ve Güney Amerika pazarı için ilk etapta geliştirilmişti. Dört tekerlekten çekiş çok önemli bir pazarlama argümanıydı EcoSport için. Ama şu anda Avrupa'daki boşluğu doldurmak için Avrupa'da da satışı devam ediyor. Önden çekişli versiyonuyla birlikte. Puma ile de hiçbir alakası olmayan bir araç ama B Plus olarak ya da B'lerin biraz daha üzerinde kompakt sınıfla C ile ya da arada konumlandırılabilecek bir araç da değil EcoSport. EcoSport bu haliyle varlığını tabii ki sürdüremeyecek ama boşluksuz bir crossover ürün gamı içinde EcoSport'un yeni nesli illaki üretilecektir diye tahmin ediyorum. Hatta benim de bir isim önerim var. Burada Puma var, C'de Kuga var. Arasında bir Kuma iyi gidebilir belki. Haftalardır bu espriyi düşünüyorum. Çok komik bence. Umarım siz de gülmüşsünüzdür. Kuma isimli bir araç bekliyoruz artık yani Ford'dan heyecanla. O zaman Puma'ya geri dönelim. Burada neler var? Yanındaki araç ST-Line donanıma sahip. Bu donanımla birlikte neredeyse her şey gövde rengine boyalı halde geliyor. Bu da otomobili biraz daha fazla yükseltilmiş hatchback vari bir görünme büründürüyor aslında. Normal versiyonlarda örneğin tekerleklerin çevresinde siyah plastik parçalar var ki bunlar da arazici kimliğin, maceracılığın belki de alameti farikasıdır. Çünkü o plastikleri bir yerlere sürterseniz kolayca silersiniz geçer ama buradakilerin boyası çıkar hemen hızlıca. Yani sportif versiyonu tercih ederseniz Ford diyor ki daha hatchback müşterisine yakınsınız siz. O nedenle de böyle tamamen boyanmış bir araç satın almayı tercih edeceksiniz. Bunun dışında ST-Line'ın ön arka tamponları da farklı. Hatta boyu da bu nedenle 2 santim daha uzun. Standart Puma'ların boyu neredeyse 4 metre 19 santimken buradaki aracın boyu neredeyse 4 metre 21 santim milimetreleri yukarıya tamamlıyorum. O yüzden neredeyse diyorum. Ve böyle bakarsanız da ciddi bir görüntü farkı var diyebiliriz ST-Line'la ilgili. O detayları içeride anlatırım size diğer farklarını. Ama normal versiyonlar biraz daha maceracı, biraz daha crossover vari gözüküyor diyebiliriz herhalde. Onlara da bir bakmanız gerekir. Bu peki boyutlarla neler geliyor? Hemen onu anlatayım size arka tarafa geçtim. 4 metre 20 santim bu sınıfta ortalama bir boy. Ama Puma sunumları açısından bu sınıf ayrımını herhangi bir şekilde kafasına pek fazla takmamış. Başlangıçta bir elektrikli bagaj kapağı mesela satın alabiliyorsunuz Puma'da donanım olarak. Bu çok küçük bir bagaj kapağı. Çok rahat bir şekilde elinizde açabilirsiniz. Çok ağır değil çünkü elektrikli bagaj kapakları genelde ağır kapaklar, büyük kapaklar için kullanışlı oluyor. Ama burada gerçekten de bu elektrikli bagaj kapağına çok ihtiyacınız olmayacak. Fakat bu elektrikli bagaj kapağıyla birlikte eller serbest bagaj açma imkanınız oluyor. Küçük bir ayak hareketiyle bu bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Eliniz mesela dolu bir şekilde araca gelirseniz bu işinize yarayacaktır. Yani artısı eksisi olan bir donanım diyebiliriz. Tercihinize göre alabilirsiniz. Zaten üst donanımda bile isteğe bağlı bir paketle birlikte satın almanız gerekiyor bu donanımı. Sonuç olarak burada 456 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor Ford. Bu değer sınıfının en iyisi. Onu geçtim. Kompakt sınıftaki pek çok modelden daha iyi. Mesela örnek vermek gerekirse bu araçların önünü açan, yolunu açan ilk modellerden bir tanesi olan Nissan Qashqai'nin bagaj hacmi 402 litre. Bayağı bir küçük yani Ford Puma'nın bagaj hacminden ki Nissan Qashqai 15 santim yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam daha uzun bir araç. Böyle baktığınızda çok güzel bir sunum bu ama bu sunum biraz kademeli olarak geliyor. Ne diyecek olursanız biliyorsunuzdur kuvvetle muhtemel bu bagaj zemininin altında Mega Box adı verilen 80 litrelik bir kutucuk bulunuyor. Ford tam bir detaylı açıklama yapmamış bu bagaj hacmini nasıl açıkladı 456 litrenin neredeki alan olduğuyla ilgili ama ben küçük bir araştırma yaptım. Avustralya pazarı yedek lastik istemiş. Avrupa'da satılan Puma'larda yedek lastik yok. Buradaki araçta da bir tamir kiti bulunuyor sadece. Ve
Space Saver, yani alan tasarruflu, biraz daha ince olan, acil durum lastiği diye tabir edebileceğimiz bir lastikle birlikte geliyor. Avustralya pazarındaki Ford Puma'lar, onların bagaj hacmi 410 litre. Bu ne demektir? 456 litrelik hacim bu aşağıdaki Megabox'la birlikte geliyor demektir. Yani sizin burada kullanabileceğiniz bir 350 litre civarında, 370 litre civarında bir bagaj hacmi var ki bu bile iyi bir değer diyebiliriz sınıfı için. Dahası bu Megabox bir pazarlama hilesinden ibaret değil aslında. Onu da hemen şimdi anlatacağım diğer özelliklere başlamadan. Bir değişken zemin var. Değişken zemin üst tarafta konumlandırırsanız tamamen düz bir yükleme eşiği elde edemiyorsunuz. Çünkü bu otomobil bir tasarım otomobili. Tasarım içinde birazcık fedakarlık yapılmış bu yüksek tampon nedeniyle. Tamamen düz bir zemin elde edemiyorsunuz. Yani eşyalarınızı direkt çekerek buradan çıkartamayacaksınız. Ama yine de çok küçük bir yükselti farkı kalıyor. Bu zemin yukarıdayken, bu zemin aşağıdayken de bütün hacmi rahatça kullanabiliyorsunuz. Dikdörtgen bir hacim, arkada torsiyon çubuğu var. Bu sayede çok güzel kullanışlı bir hacimden bahsediyoruz. Megabox kısmına geçecek olursak zeminin altında bir kutu var. Kutu gibi bir yer var daha doğrusu. Bu kutunun kutu tamamen plastikten tasarlanmış. Altında bir tıpası var hatta. İsterseniz kolayca yıkayabiliyorsunuz. Bunun amacı nedir? Avrupalılar maceracı işleri, birazcık dış mekan aktivitelerini seviyorlar. Bizim gibi alışveriş merkezlerine çok fazla vakit harcamıyorlar. Ormanlara gidiyorlar vesaire yapıyorlar. Ayakkabıları mesela çamurlanıyor. Oraya koyup o ayakkabılarınızı sonra da kirlilerin hepsini çok kolay bir şekilde yıkayabilin diye böyle bir tasarım oluşturulmuş. Yani bilemedim. Böyle bir araçta ne kadar maceraya atılırsınız ama ormanın otoparkında tabii ki bu aracı park edebilirsiniz. Yıllardır Avrupalılar bunu station vagonlarıyla yapıyorlar sonuç itibariyle. Çok fazla bir yetenek gerekmiyor sonuç olarak orman kenarlarındaki otoparklara ulaşmak için. Avustralyalılar bunu niye istememiş? Çünkü Avustralya'da gerçekten macera yapmak istiyorsanız gerçekten ona uygun bir araca ihtiyacınız var. Avustralyalılar bunu şehirde kullanmak için satın alıyorlar. Onlar bu tarz şeylere girmemişler. Onlar macera istiyorlarsa kocaman bir pick-up alıyorlar. Dağlara bayırlara vuruyorlar herhalde kendilerini. Megabox'ın kullanım yöntemi birazcık garip olabilir. Çünkü ince ve uzun bir yüke ihtiyacınız var. Orayı gerçekten verimli bir şekilde kullanabilmek için. O nedenle de bu değişken zeminden de kurtulmanız gerekiyor. Ford burada çok hoş bir tasarım yapmış. Bu değişken zeminin arka taraftaki ayakları yaylı. Böylece çok rahat bir şekilde değişken zemini arka tarafta konumlandırabiliyorsunuz. Çok fazla uğraşmanız gerekmiyor. O arka ayaklar yaylı yapılarıyla onu hemen orada tutuyorlar. Böylece de yüksek yükleri burada taşıyabilirsiniz. Ama mesela bir büyük boy valiz taşıyacaksınız. O zaman size bunun faydası olmayacaktır. Çünkü valiz burada ortada dikilecektir. Etrafını çok rahat bir şekilde kullanamazsınız. Yani bu bölümü kullanmak için gerçekten de o bölüme uygun bir yükleme mantığına sahip olmanız gerekiyor. Bu da size kalmış. Eğer işinize yararsa, yaramazsa siz bilirsiniz. Ama yine de ne bileyim ben belki kirli eşyalarınızı vesairenizi, belki aracı temizlemek için kullandığınız eşyaları, bir şeyleri oraya koyabilirsiniz. Güzel, hoş bir saklama alanı bu. Zeminin altına kadar giden. Güzel bir mühendislik başarısı bu. Güzel bir sunum. Genel olarak bagaj çok kullanışlı. Koltuk sırtlıklarını buradan yatırmanız gerekiyor. Eğer ki bu değişken zemin üst tarafta konumluysa da koltuk sırtlıklarını yatırdığınızda tamamen düz bir zemin elde edebiliyorsunuz. Bu da kullanışlı olacaktır. Ama buradaki açıklık öyle çok büyük değil. Buradan buzdolabı falan geçiremezsiniz tahmin edersiniz ki. Güzel paketlenmiş mobilyalar belki bir mağazada satıldığı üzere. Ya da ona benzer büyük yükleri burada rahatça taşıyabilin diye tasarlanmış. Son olarak bir pandizot, normal katı bir pandizotu yok tıpkı Kuga'da olduğu gibi Puma'nın da. Bunu çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Zeminin altında çok rahat bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Hatta istediğiniz her yerde bunu saklayabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı. Üzerine eşya koymamanız gerekiyor. Diğer pandizotların üzerine de koymamanız gerektiği gibi. Çok da güzel düşünülmüş bir detay bu da. Birazcık kolay hasar alabilecekmiş gibi. Eşya eğer büyük bir yük yükleyecekseniz gerçekten de bunu o yüklerin altında unutmamanız gerek. Mutlaka burada altta güvenli bir şekilde saklamanız gerek. Orada birazcık kolayca hasar alabilir. Arka koltuklara geçiyoruz. Bu elektrikli bagaj kapağımızı kapatalım önce. Arka koltuklar neler var hemen onu anlatayım size. Ford Puma'nın aks mesafesi 2 metre 59 santim. Bu yine o sınıf ortalamalarında bir değer. 2 metre 60 civarında değere sahip araçlar var bu sınıfta. Sınıf ortalamalarında da sunumlara sahip olması pek tabii ki beklenebilir. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi dizlerim evet ön koltuğa değmiyor ama öyle çok da ferah bir yer olduğunu söylemek birazcık zor olacaktır. Yine de bazı kompakt sınıf hatchbackler buna benzer, buna çok yakın diz mesafeleriyle birlikte geliyor. Aslında koltuğun altına doğru ayaklarımı uzatabilirim ama koltuk bana çok yakın olduğu için ve biraz da tasarımıyla alakalı olarak ve bu koltuğun arka koltuğun minderleri de biraz yüksek olduğu için aşağıya doğru ayaklarımı uzatamıyorum. Benden daha kısa bir sürücü olsaydı bunu başarabilirdim ama zaten burada o zaman da bir diz mesafesi sorunundan bahsetmek de doğru olmayacaktı.
Baş mesafesi yönünden biraz daha kötü haberler. Bu araçta bir açılır cam tavan bulunuyor. İsteğe bağlı bir donanım. Dahası bu kupevari tasarıma sahip bir araç. Yani tavan arkaya doğru hızlı bir şekilde alçalıyor. Bu nedenle ben bile baş mesafesini neredeyse tamamen doldurmuş durumdayım. Dahası cam çizgileri de çok eğimli. Yani bu da bakış açıma girdiği anlamına geliyor. Cam çizgisinin arka tarafını ve birazcık sıkışırsam burada kafamı da bu bölüme çarpabileceğim anlamına geliyor. Araca binerken de biraz dikkatli olmanız gerekiyor bu arada. Bu bölüme çarpmamak için birazcık kafanızı eğerek girmeniz gerekiyor arka koltuklara. Üstüne üstlük ST-Line donanım seviyesiyle birlikte her şey kapkara geliyor. Çünkü biliyorsunuz sportiflik için içinizin kararması, içinizin boğulması, sıkılması, ruhunuzun sıkılması gerekiyor. Bu nedenle de her şey simsiyah, tavan simsiyah. Arka camlar koyulaştırılmış. O da birazcık daha az ışık alıyor. Sadece kırmızı dikişler var ama bu da pek ferahlık vermiyor, ne yalan söyleyeyim. Bu nedenle de pek ferahlık algısı da iyi değil. Beğenebilirsiniz, cam tavanların pek tutkunu değilimdir, hatta cam tavanları sevmem ama bu aracı şu dekorasyonla satın alacaksam herhalde cam tavanlı olmasını tercih edebilirdim. En azından buradan birazcık ışık geliyor. Birazcık daha ferah, biraz daha nasıl diyeyim, gündüzmüş gibi algılanabiliyor burası. Dışarıdaki gün ışını birazcık içeriye almak için iyi olabilir. Şu ortadaki bölümde olmasaymış, komple bir cam tavan olsaymış, açılır bir cam tavan yerine sabit bir cam tavan olsaymış bu aracın hissi çok daha iyi olurmuş. Hepsini kurtarabilirmiş. Tek hamlede çok güzel bir opsiyon olurmuş diye düşündüm. Diğer sunumlara geçiyorum hemen. Neler var, neler yok. Malzeme kalitesi açısından bir şey beklememeniz gerekiyor zaten. Ford'da çok uğraşmamış bu konuyla ilgili. Güzel bir kapı içi cebi var. Şişeleri burada saklayabiliyorsunuz. Fileli koltuk sırtlığı cepleri var. Bu cepler çok kullanışlı olmuyorlar. Normal cepler gibi olmuyorlar. Ama yine de eşyalarınızı burada saklayabilirsiniz. Şurada da küçük bir göz var. Buraya bir şey koysanız tekrar oradan alamayabilirsiniz. Yani benim ellerim pek küçük sayılmaz ama dibine kadar ulaşmakta ben zorluk yaşıyorum. Bir şey soksanız dediğim gibi almakta zorlanırsınız. Hiç kullanmamak daha iyi olabilir. Havalandırma çıkışı, USB portu vesaire, bunların hiçbiri sunulmuyor. Bu araç ST-Line donanıma sahip, en üst donanıma sahip. Tekrar hatırlatayım. Orta yükseklikte bir şaft tüneli var. Bu aracın dört tekerlekten çekişli bir versiyonu yok ama aerodinamik için artık bunlar gerekli parçalar olmaya başladı. Aşağıda sarkan bir şey olmasın istemiyor kimse. Bu konsol biraz geriye geldiği için buraya geçmek sorunlu. Orta bölüme geçtiğimde minder biraz daha şişik, sırtlık biraz daha şişik. Artık gördüğünüz gibi cam tavanın içerisindeyim. Cam tavan olmasaydı başım burada tavana değmek üzere olurdu diye tahmin ediyorum. Cam tavan olduğu için şu anda biraz daha uzakta durabiliyorum. Bu arada 3 yetişkin seyahat edemez. Bunu bir kere söylemem lazım kesinlikle. Ayrıca yanlarda 2 tane çocuk koltuğu varsa da burada seyahat edemezsiniz. Zaten bu sınıftan çok beklememek lazım böyle şeyleri herhalde. Bu tarafa geri dönecek olursam bir kol dayanağı bulunmuyor. Çünkü Ford bu sınıfta kol dayanağının gerekli olduğunu düşünmüyor. Isofix bağlantıları da minderin içerisinde, ayrı bir gözle yapılmamış bunlar için. Durumlar böyle, arka koltukta pek güzel sunumları yok Puma'nın ki dışarıdan da herhalde bu izlenimi veriyordur. Yani daha fazla beklenti oluşturmuyordur Puma. O zaman bakalım ön tarafta neler var, orada hayat güzel mi? Şimdi Puma'nın kokpitindeyiz. Burada gördüğünüz gibi bir klasik Ford kokpitiyle karşı karşıyayız. Bu araçtaki Fiesta'dan alınmış, biraz daha yükseltilmiş sadece ama Focus'ta da benzer temel tasarımı görebiliyorsunuz. Kuga'da da benzer temel tasarımı görebiliyorsunuz. Aynı şablon üzerinden geliştirilmiş bir kokpit var burada. Biraz daha değişik bir şey ister miydiniz? Tabii ki Ford tasarımcıları biraz daha fazla çalışsaydı, daha farklı sunumlar yapsalardı gönül isterdi ama bunların hepsi tabii ki maliyet işleri, birazcık markanın konumlandırılmasıyla ilgili vesaire vesaire, böyle farklı deneyimler var. Size kalmış artık, beğenirsiniz beğenmezsiniz tasarımı. Malzeme kaliteleri güzel aslına bakarsanız, sınıf ortalaması için iyi bile diyebiliriz. Evet, sert plastikler var ama buralara eliniz kolay kolay değmez. Buralara da eliniz kolay kolay değmez ama buralarda yumuşak plastikler kullanılmış. Parmağınızı değdiğiniz her yerdeki malzemeler gayet iyi. Vites kolunun üzerindeki, direksiyondaki ya da buradaki ses ayar düğmelerindeki ya da havalandırma kumandalarındaki mesela malzemeler gerçekten güzel. Böyle baktığınızda da kalite algısı oldukça iyi diyebiliriz. Kokpitin ST-Line donanıma özgü bazı tabii ki detaylar da var. Karbon fiber kaplamalar var mesela. Biraz daha fazla kırmızı detay var. Böyle de baktığınızda da paranızın karşılığını gayet iyi aldığınızı hissedebileceksiniz. Bu sınıfta bir araçtan beklediğinizden daha iyi bir şekilde alacağınızı bile iddia edebilirim. O kadar güzel buradaki kalite algısı. Sunumlar. 8 inçlik bir ekran. Sync isimli çok güzel Ford arayüzüyle birlikte geliyor. Dokunma hassasiyeti güzel. Grafiklerin netliği güzel. Belki renkleri biraz daha modern olabilir miydi? Bilmiyorum. Size kalmış bir karar bu. Çok kişisel olacak herhalde. Ama sunumlarının oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu ekranın klima kumandaları ayrı tasarlanmış, tek bölgeli bir otomatik klimayla geliyor. Ama mesela 3 kademeli otomatik seviye ayarı mevcut. Daha şiddetli ya da daha yumuşak bir havalandırma alabiliyorsunuz.
Dijital bir gösterge tablosu ST-Line'sinin donanım seviyesiyle birlikte geliyor. Çok güzel bir gösterge bu. Gerçekten de çok güzel bir ekran daha doğrusu. Style ile birlikte analog gösterge geliyor tabii, tahmin edersiniz ki. Bu ekranın renkleri, sunumu, grafikleri, genel hali, mesela karşılamada bir Puma logosu var. Gerçekten etkileyici, daha araca ilk biner binmez vay dedirtebiliyor size o Puma logosuyla bile. Bunun dışında ekran mesela sürüş modlarına göre farklı sunumlara sahip. Ne yazık ki bir bilgi sağanağına tutmuyor sizi. Genel olarak iki tane analog gösterge, ortada yol bilgisayarı olan bir gösterge tablosundan ne bilgi alabiliyorsanız onları alabiliyorsunuz burada. Belki bu konuda biraz daha çalışılabilirmiş ama dediğim gibi etkileyiciliği yüksek. Saklama alanlarına geçiyorum hemen. Genişçe bir kapı içi cebi var. Daha doğrusu uzun ve dar bir kapı içi cebi var. Büyük şişeleri burada saklayamıyorsunuz. Küçük şişeler için daha uygun burası. Ama birkaç tane eşyanızı rahatça burada saklayabilirsiniz. Vites kolunun önünde dikine konumlandırılmış, dikine bir saklama alanı var. Burayı kablosuz şarj bölmesi olarak kullanabiliyorsunuz donanıma bağlı olarak. Büyük telefonlar, çok büyük telefonlar en azından buraya sığmayabilirler. Birkaç tane eşyanızı da burada saklayabilirsiniz ama genel olarak aslında telefon saklamak için tasarlanmış gibi o bölüm. Burada hemen arkada bir USB portu, bir tane de çakmak bulunuyor. Vites kolunun arkasında el freninin altında mekanik bir el freni var. El freninin altında küçük bir saklama alanı ve onun hemen yan tarafında da iki tane bardaklık bulunuyor. Bardaklıkların kıskaçları var. Bu sayede daha dar bardaklar ya da şişeler de buraya çok rahat bir şekilde sığıyor. Arkadaki biraz sürüş pozisyonu gerisinde kalıyor ama onu yolcunuz kullanabilir herhalde rahat bir şekilde. Öndekinin pozisyonu gayet iyi. Kol dayanağının altında bir tepsi var. Tepsinin altında da makul genişlikte bir saklama alanı mevcut. Bir tane de USB-C bağlantısı bulunuyor. Ön tarafta normal USB var. Arka tarafta ise C tipi bir USB bağlantısı var. Onların girişleri de şu şekilde. Hazır denk gelmişken size göstereyim. Biraz daha küçük USB, normal USB bağlantısına göre ama bunlar hem biraz daha hızlılar, hızlı veri aktarımı yapıyorlar hem de biraz daha hızlı şarj edebiliyorlar. Mobil cihazlarınızı, yani güzel bir donanım. Benim de artık edinmem gerekti çünkü gitgide daha sık sadece USB-C bağlantısına sahip araçlarla karşılaşıyorum. Durum budur kokpitle ilgili. Genel kalite algısı oldukça iyi. Yani bir feragat var mı burada? Bizdeki fiyat seviyelerine böyle bakarsak tabii ki feragatlar olabilir ama bizdeki fiyat seviyesine göre tasarlanmıyor otomobiller, tahmin edersiniz ki. Genel hali, kalite algısı oldukça güzel. O zaman yola çıkma vaktidir artık. Bakalım bu arka koltuktaki feragatları karşılayacak bir şeyler sunabiliyor mu Puma bize? Bunun için Ford'dan bile beklenenden daha iyisini sunması gerek otomobilin. Genel olarak Fiesta altyapısında bir otomobilden neler bekleyebiliriz, nelerle karşılaşırız onları anlatayım size. Yola çıkalım hemen. Şimdi Ford Puma'nın direksiyonundayız. İçinde bulunduğumuz versiyon 1 litrelik EcoBoost benzinli motora ve otomatik şanzımana sahip versiyon. Alternatifler yine aynı motorun farklı güç seviyeleri, aslına bakarsanız tüm alternatifler. Giriş seviyesinde 95 beygir güç, 170 Nm tork üretiyor buradaki 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor. Sadece 6 vitesli manuel şanzımanla birlikte satılıyor. Bu içinde bulunduğum versiyon 125 beygir güç, 200 Nm tork üretiyor burada motor ve 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla satılıyor artık diyeceğim. Çünkü eskiden Fiesta'da bu motor tork konvertörlü bir şanzımanla birlikte geliyordu. Ve ilginç bir versiyon, hibrit olarak geçiyor. Puma hibrit olarak isimlendiriyor bunu Ford ama aslında bir mild hibrit versiyon, yani alternatifin yerinde bir tane elektrik motoru, küçük bir lityum iyon pil paketi var ve size hem ara hızlanmalar, daha doğrusu araç boşta giderken ya da fren yaparken enerjiyi depolayıp bu enerjiyi ilk kalkış anında ya da ara hızlanmalarda içten yanmalı motora, benzinli motora destek olmak için kullanıyor. Bu versiyon aslına bakarsanız içinde bulunduğum araçtaki motorla da kullanılıyor ama Türkiye'ye sadece güçlü versiyonla birlikte geliyor. 155 beygir güç, 240 Nm tork üretiyor burada 1 litrelik 3 silindirli EcoBoost motor. Sadece 6 vitesli manuel şanzımanla satılıyor şu anda. Bu mild hybrid versiyon ilginç bir versiyon olabilir gerçekten de. Bir kenarda bulunması gerekebilir. Yakıt tüketimleri, fabrika verisi, yakıt tüketimleri açısından belirgin bir farklılığı var. Herhalde gerçek hayatta da bir kısmını bunu yansıtabilir. Eğer doğru kullanabilirsiniz mild hybridleri, belki bununla da ilgili bir video çekebilirim ilerleyen dönemde. İçinde bulunduğumuz versiyona geri dönecek olursak, 1 litrelik EcoBoost motor çok başarılı bir motordur zaten çalışma karakteriyle özellikle. 3 silindirli bir motor. Ford yıllar içerisinde bu motoru çok geliştirdi. Çok güzel rafine etmeyi başardı aslına bakarsanız. Biraz önce söylediğim gibi Fiesta'da yeni nesil, yani son nesil şu anda satışta olan Fiesta'da bu motor 6 vitesli tork konvertörlü şanzımanla sunulmuştu ilk etapta. Çünkü Ford o dönemde
çift kavramalı şanzımanlar yönünden biraz şanssızlıkla karşılaştı. Özellikle Amerika pazarında bizdeki dizel motorla sunulanlar değil ama benzinli motorla sunulan şanzımanlarda bazı sorunlar oldu. Ford da hızlı bir şekilde tork konvertörlü şanzımanlara dönüş yapmıştı ama emisyon dünyasında tork konvertörlü otomatik şanzımanlarla mutluluk yaşamak pek mümkün değil. Bu nedenle yeniden çift kavramalı şanzımana döndü. Buradaki çift kavramalı şanzıman ıslak kavramalı, yani yağlı kavramaya sahip bir şanzıman. Bu sayede de aslına bakarsanız o çift kavramalı şanzımanlarda bazılarının korkulu rüyası haline gelen özel kullanım koşulları ya da bunlara dikkat etmezseniz bazı masraflı değişimler gibi sorunlarla karşılaşması beklenmeyen bir şanzıman. Ford'un Getrak'la artık yeni adıyla ya da Magna Powertrain'le çok eskilere dayanan bir ortaklığı var. Hatta birlikte bir girişimleri bile mevcut ve burada şanzıman üretiyorlar Ford modelleri için. Bu da Getrak'tan alınmış bir şanzıman DCT-300. Aynı şanzıman Mercedes, BMW, Renault, Nissan tarafından da şu anda kullanılıyor bu ıslak kavramalı şanzıman. Islak kavramalı şanzımanlar daha dayanıklıdırlar ama belli kilometreler içerisinde kavramanın yağının değiştirilmesi gerekir. Bu üreticiden üreticiye, modelden modele farklıdır. Ama yaklaşık olarak bir 50 bin kilometre civarında yağ değişimleri vardır bu şanzımanların. Bir servise danışmak lazım. Biraz da tabii kullanım tarzınızla da alakalı olabilir bu. Peki bu ikili Puma'da nasıl sonuçlar doğuruyor? Performans açısından gerçekten güzel diyebiliriz. Normal kullanımlarda tatmin ediciden daha fazlasını sunuyor. Atak ve aslına bakarsanız bu motorun en güzel yaptığı şey büyük hacimli bir atmosferik motor taklidi yapması. Turbo boşluğunu neredeyse hiç hissetmiyorsunuz. Alt devir cansızlığı yok. Küçük hacimli bir motordan yüksek güçler çıkarttığınızda ki 125 beygirlik versiyon bile litre başına 125 beygir güç çıkışına sahip. Yani aslına bakarsanız yüksek performanslı bir kullanımdan bahsediyoruz burada. Böyle olduğunda turbo biraz büyük gelir. O zaman da turbo boşluğu daha hissedilir hale gelebilir ama Ford burada çok güzel bir mühendislik konuşturuyor. Turbo boşluğunu hiçbir zaman hissetmiyorsunuz. Çift kavramalı şanzımanla bu motorun uyumu da güzel. Islak kavramalı şanzımanlar biraz daha yavaş vites geçişlerine sahiptir. Biraz daha uzun süren tepkilere sahiptir ama neye göre? Kuru kavramalılara göre sadece. Bu böyle iyi bir tork konvertörlü şanzımanla benzer hızlara sahiptir. Vites değiştirme hızlarına sahiptir ıslak kavramalı şanzımanlar. Peki bu ikisinin sonuçları nasıl? Normal kullanımda, daha doğrusu sürüş modları var bu otomobilin, pek çok otomobilde olduğu gibi. Normal modundayken biraz ağır kanlı davranıyor. Biraz daha ağır başlı davranıyor daha doğrusu. Ağır kanlı yanlış oldu. Ağır başlı davranıyor otomobil. Mesela şanzıman vites düşürmek için klasik bir Ford otomatik şanzımanından farklı olarak çok aceleci davranmıyor bu normal sürüş modunda. Böylece torku daha fazla kullanabiliyorsunuz. Bu yakıt tüketiminiz açısından faydalı olabilecektir tabii gün sonunda. Buna karşılık mesela sürüş modları içerisinden sürüş modu düğmesi birazcık gizli kalmış. Büyük bir talihsizlik bu. El freni kolu tarafından perdeleniyor. Sürüş modlarından mesela sport modu seçecek olursanız o zaman işler biraz daha değişiyor. Yani siz nasıl isterseniz öyle tepkiler vermeye başlayabiliyor. Şanzıman daha aceleci davranmaya başlıyor. Daha hızlı vites düşürüyor. Ve motor da biraz daha canlı hale geliyor. Bunun dışında şanzımanı manuel de hükmedebiliyorsunuz. Vitesleri direksiyon üzerindeki kulaklıktan değiştiriyorsunuz. Bu da bizi sürüşün diğer bölümüne aslında bakarsanız getiriyor. Çok güzel ayarlanmış bir şasisi var bu otomobilin. Gerçekten çok keyifli bir sürüş elde edebiliyorsunuz. Şöyle söyleyebilirim. Bu sınıfta bu sürüşü bulmanız imkansız neredeyse. Fiesta'da dahil bunlara. Ve adı olan gerçekten ünlü bazı GTI'larla rekabet edebilecek kadar da güzel bir sürüşü var bu otomobilin. Performanstan bahsetmiyorum. Motor verilerinden, hızlanmasından vesairesinden bahsetmiyorum. Virajlarda size hissettirdiklerinden bahsediyorum sadece. Böyle baktığınızda da gerçekten çok çok güzel sonuçları var. Eğer performanslı sürüş arıyorsanız bu otomobil tam sizin kaleminiz olabilir. Bu da gerçekten beklemediğim bir şeydi. Aslında yerden yükseltilmiş bir araçtan. Bu otomobil Fiesta altyapısında yükseliyor. Fiesta altyapısının üzerine yerden yüksek ve daha ağır bir araç olduğu için yavaştan şöyle normal modlara geçiş yapayım. Daha yüksek ve daha ağır bir araç olduğu için sertleştirilerek alınmış. Her unsuru aslına bakarsanız sertleştirilmiş. Burçlarına kadar daha sert malzemeler kullanılmış. Bunun da üstüne buradaki ST-Line donanım seviyesiyle birlikte alçaltılmış spor süspansiyonu da geliyor. Yani bu sonuç için Ford gerçekten de çok çalışmış. O çalışmasının karşılığında %100 almış diyebiliriz herhalde. Ama performanslı sürüş tabii ki hayatınızın küçük bir parçası olacaktır. Bunu seviyorsanız bile çok çok uzun süreler performanslı sürüşle
yol alamazsınız herhalde, böyle söylemek lazım. Bir yerden sonra sıkılacaksınız, bir yerden sonra yakıt ekonomisini düşüneceksiniz. Bunların hepsi bir arada olacak. Dahası zaten trafikte ne kadar performanslı sürüş yapabilirsiniz güvenli bir şekilde. Öbür taraflarda neler var? Hemen motor şanzıman ikilisine geri döneyim. Yakıt tüketimi 8.1 litre 100 kilometrede 466 kilometrelik bir rotada elde etmişim ama hız ortalamam çok düşük. 28 kilometre saat hız ortalamam var. Bayağı bir sıkışık trafikte kaldım. 8.1 litrelik tüketimi eğer ölçeklendirirsek benim her zamanki hız ortalamam 33-34 kilometre saat civarında olur. 7.7 litre gibi bir tüketim elde ederiz 100 kilometrede. Şehir dışı yollarda, sakin sürüşlerde tüketimi düşürmek mümkün ama belki bekleyeceğiniz kadar düşmüyor olabilir. 6.5 litre, 100 kilometrede 6.5 litre civarlarına kadar düşebiliyor. Ancak daha azını umabilirdiniz. 1 litrelik bir motordan belki modern dünyada böyle karşılıklar alabiliyoruz sonuç itibariyle benzinli motorlardan da. Yine de iyi diyebiliriz bu tüketim verileri için. Benzinli motorlu otomatik şanzımanlı bir crossover'dan bahsediyoruz sonuç itibariyle. Öbür tarafa geçelim hemen. Tekrar sürüşe dönüyoruz. Konfor bölümü bu sefer nasıl? Tahmin edersiniz ki bu sert ayarlar, bu virajda çok başarılı ayarlar konfor eksileriyle geliyor bir kısım. Şöyle ki sönümleme becerisi neredeyse hiç yok süspansiyon sisteminin. Daha doğrusu gerçek darbeleri sönümleyemiyor ama mesela otoyol dalgalanmalarını çok güzel bir şekilde sönümlüyor. Düzgün bir asfalt zeminde giderken süzülme hissini de yaşayabiliyorsunuz bir yandan. Bir yandan da logar kapaklı yamalı yollarda yerde ne varsa ne yoksa hepsini hissedebiliyorsunuz iç mekanda otururken. Şöyle bir durumu var buna karşılık. Çok güzel bir filtreleme başarısına sahip buradaki spor süspansiyon dahi. Bu ne demektir? Kütür kütür bir darbe hissetmiyorsunuz hiçbir zaman. Bu da başarıdır. Eğer performanslı sürüşü sevip birazcık sertliğe katlanacaksanız güzel bir karşılık alıyorsunuz. Çekilmez bir otomobil, tahta gibi sert bir otomobille buluşmuyorsunuz. Bence güzel bir ayar bu. Konforun diğer unsurları konusunda da iyi. Mesela ses izolasyonu gayet güzel. Motor sesinin iç mekandan duyabiliyorsunuz. Bu motor birazcık sinirli sesler üretebilir. Kimi zaman özellikle hızlanması sırasında. Ve evet sürekli olarak o benzinli motoru iç mekandan duyabiliyorsunuz. Ama rüzgar ve yol gürültüleri açısından çok güzel izole edilmiş otomobil. Bu sayede de otoyola çıktığınızda daha huzurlu, bayağı huzurlu bir sürüş sağlayabiliyorsunuz. Yüksek hızlarda bile sizi rahat ettirebiliyor Ford Puma. Sürüş bölümü için sonuca bağlayacak olursak Ford Puma tam vaat ettiğini sunuyor aslında bakarsanız. Kupevari tasarımlı bir crossover olarak kupevari sürüş sunuyor. Hatta pek çok kupenin elde edemediği bir sürüşe sahip olmuş Ford bu konuda. Başarısını her zaman gibi konuşturmuş. Konfor konusunda bazı eksikleri var mı? Evet var. Süspansiyon konforunun biraz daha iyi olmasını belki bekleyebilirsiniz bir crossover, SUV vesaire satın alıyorsanız. Ama bu otomobil bunu vaat etmiyor size zaten. Aslında beklentilerinizi karşılayacaktır yani. Böyle söylemek lazım herhalde Ford Puma için. Fiyatlar donanımlar bölümüne geçtiğimizde orada işler birazcık karışık. Niye karışık? Şöyle bir durum var. Şu anda Style isimli baz donanım seviyesine sahip Ford Puma %50'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Eli kulağında gibi aslına bakarsanız. Daha doğrusu baz versiyon, 1 litrelik benzinli motor ve manuel şanzımana sahip baz versiyonu hala orada bir süre daha tutunabilir ama otomatik şanzımanlı versiyon hemen sınırda yer alıyor. Ne kadar süre orada kalır onu çok bilmiyorum. Şu andaki kur hareketleriyle çok uzun sürmesini ben açıkçası beklemiyorum. O versiyonlar 210 ile 230 bin lira arasında fiyat seviyelerine sahip. Style donanımı pek zengin sayılmaz. 6 tane hava yastığı var. Çarpışma önleme sistemi var. Güzel bir haber bu. Ama mesela arka park sensörlerini dahi paket olarak satın almanız gerekiyor. Geri görüş kamerasını satın alamıyorsunuz mesela. Baktığınızda yani önemli eksikleri bulunabilecek bir paket gibi gözüküyor. Style donanımı. İçinde bulunduğum ST-Line ise %80'lik ÖTV dilimine giriyor. 1 litrelik EcoBoost motor, otomatik şanzıman ve ST-Line donanım satın aldığınızda doğrudan 330 bin lira seviyesine çıkmış oluyorsunuz. %80 vergi dilimi için bile yüksek bir rakam aslına bakarsanız. Çünkü 280-290 bin lira civarlarında rakipleri mevcut yine %80'lik vergi diliminde yer almasına rağmen ki onlardan da donanımı çok çok da zengin değil aslında. 330 bin liralık fiyat etiketiyle birlikte ST-Line'ın görsel farklılıkları, ST-Line'ın iç mekanda sunduğu farklılıkları bu fiyatı haklı göstermek için kullanabilirsiniz kendi adınıza. O size kalmış tabii ki. Kalite algısının yüksekliği ST-Line'la birlikte gelen bir şey sonuç itibariyle bu deri kaplamalar vesaireler. ST-Line'la ilgili mesela geri görüş kamerası teknoloji paketi içerisinde yer alıyor 330 bin liralık fiyata dahil değil yani. Teknoloji pakette 16 bin liralık bir ekstra donanım ama
Ben almanızı tavsiye ederim eğer bütçeniz el veriyorsa. 16 bin liralık bir şey alma tavsiyesi zor ama. Çünkü adaptif hız sabitleme sistemi, şerit takip sistemi, şeridi ortalayabilen bir şerit takip sistemi ve geliştirilmiş bir çarpışma önleme freni, otomatik frenin yayaları ve bisikletleri de algılayabilen, gece de çalışabilen bir versiyonu devreye giriyor bu güvenli teknoloji paketiyle birlikte ve anahtarsız giriş sistemi. ST-Line'ın bence önemli bir diğer eksiği. Anahtarsız giriş sistemi de bu pakete dahil edilmiş. Cam tavan alabiliyorsunuz. Konfor paketi satın alabiliyorsunuz. Bunların hepsini üstüne eklemeniz gerekiyor ST-Line donanımında. Böylece de fiyatını herhalde 340-350 bin liralar civarında hesaplamak lazım. ST-Line donanımıyla birlikte. 155 beygir güç üreten hibrit versiyon, mild hibrit versiyon bu arada. ST-Line donanımıyla geliyor yine ve buradaki otomatik şanzımanın versiyonu da neredeyse aynı fiyata sahip. Bu da ilginç bir bilgi aslına bakarsanız. Eğer otomatik şanzıman derdiniz yoksa o 155 beygirlik versiyona geçiyorsunuz. Yakıt tüketiminiz fabrika verisine göre düşüyor ve üstüne daha yüksek performans alıyorsunuz aynı fiyata. Umarım otomatik şanzıman derdiniz yoktur. Çok güzel bir otomobile sahip olabilirsiniz bu yolla. Sanırım bu kadar anlatacaklarım Ford Puma ile ilgili. O zaman sonuca bağlayacak olursak Ford Puma için arkadan öne doğru geleyim. Güzel, kullanışlı bir bagaj. Yani o kadar dışarıdan o kadar iyi olacağını düşünmüyorsunuz. Beklentilerinizin üstüne çıkan bir bagaj sunumu var gerçekten de. Çok güzel sunumlar, çok güzel çözümler üretmiş Ford. Çözümlerin üretilmesi her zaman sizin yararınızdadır. Burada da Ford çok güzel çalışmış. Arka koltuk sunumu pek iyi değil. Küçük sınıf hatchbacklerle kıyaslanabilir. Genel olarak bu sınıf kendi sınıfıyla pek kıyaslanabilecek bir durumu yok. Küçük sınıf hatchbacklerden bile daha ferah hissettirenleri var aslına bakarsanız arka koltuklarda. Yani muhtemelen hayatında ilk defa bir cam tavan tavsiyesi verdim bu otomobilde. Cam tavanını alırsanız en azından biraz daha ferah hissettirebilir arka koltuklar. Ön taraf gayet güzel bir sunum var. Evet, bütün Ford modellerinde kullanıldığı için gözümüze artık çok sıradan gözüken bir tasarım bu. Ama sunumlar güzel. Bu sınıfta bulabileceğiniz en güzel kalite algılarından bir tanesine sahip. Özellikle ST-Line donanımıyla birlikte Ford Puma sürüş. Sürüş tam da bekleyeceğiniz gibi, tam Ford'dan bekleyeceğiniz gibi, tam Puma gibi sportif karakterli bir otomobilden bekleyeceğiniz gibi tadı damağımda kaldı desem yeridir yani. O kadar güzel gerçekten de viraj sunumları. Konforu bence kabul edilebilir ama tabii ki aile kullanım için biraz daha fazla konfor isteyebilirsiniz. Biraz fazla sarsıntılı gelebilir bazılarına. O sebeple de iyice detaylıca incelemek lazım. Belki bir test sürüşüne çıkmak lazım Ford Puma'yla. Sanırım benden bu seferlik bu kadar. Puma'dan da bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Salgından korumaya çalışın kendinizi. Bay bay.